Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Değerli öğrencilerim, bir önceki dersimizde İslam medeniyetini temsil eden başlıca dönemler üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde de gönül coğrafyamız konusu üzerinde duracağız. İsterseniz önceki dersimizle ilgili kısa bir özet yapıp hemen yeni konumuza geçelim. İslam medeniyetini temsil eden belli başlı dönemler: Asr-ı Saadet dönemi, Dört Halife dönemi, Emeviler dönemi, Abbasiler dönemi, Selçuklular dönemi ve Osmanlılar dönemiydi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu dönemler İslam medeniyeti içinde oluşmuş ve kurum ve kuruluşlarıyla en parlak devrini yaşadığı dönemler olmuş. Ve gönül coğrafyası nedir? Bunu ne yapacağız? Sizlerle paylaşacağız. Sevgili arkadaşlar, konumuza geçerken kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlar, İslam medeniyeti farklı coğrafyalarda izler bıraktı. Bu izler gerek fetih hareketleri, gerek ticari faaliyetler, gerekse İslam'ı tebliğ faaliyetleri aracılığıyla oldu. İslam doğduğu coğrafyadan dünyanın farklı yerlerine ulaşmış ve oralarda yaşayan insanlar İslam'ın inanç ve ahlak değerlerini tanımış ve Müslümanların örnek yaşantılarını görmüş ve Müslümanlığı benimseyerek İslam dinine girmişlerdir. Bu sebeple Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında çok geniş bir alana Müslümanlar ne yapmış? Etkide bulunmuş. İslamiyet'in izlerini, İslam medeniyetinin izlerini ne yapmış? Buraya vurmuştum. İslam medeniyeti farklı coğrafyalarda ve birbirinden farklı kültürlere sahip insanlar tarafından oluşturulduğu için de arkadaşlar zengin bir medeniyet olmuştur. Yani çok renkli, içinde çok renkli kişilikleri, kültürel öğeleri barındıran bir medeniyet olmuştur. İslam medeniyetinin tarihi birikimlerini özellikle şu coğrafyalarda görebilmekteyiz arkadaşlar. Hicaz bölgesi, Kudüs ve çevresi, Şam ve Bağdat bölgesi, İran, Horasan, Türkistan ve Maveraünnehir bölgesi, Hint alt kıtası, Anadolu ve Balkanlar, Kuzey Afrika, Mısır ve Mağrip bölgesi diyoruz bu bölgeye ve Endülüs. Arkadaşlar, bir başka İslam coğrafyası, gönül coğrafyası Şam ve Bağdat bölgesidir. Diğer adı Dımaşk olan Şam şehri, Şam beldeleri yani Bilad-ı Şam denir, olarak da bilinir. Burası Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün merkezli yörelerdir. Bölge Hazreti Ömer zamanında Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu tarafından fethedildi ve bu tarihten itibaren İslam medeniyetinin önemli bir havzası oldu. Şam daha sonra Emevi Devleti'nin başkenti olarak önemini sürdürdü. Bu dönemde inşa edilen Emevi Camii, İslam dini mimarisinin günümüze kadar ayakta kalan en eski örneklerinden birisidir. Daha sonra Selçuklular ve Osmanlıların hakimiyetine girdi ve daha sonra da arkadaşlar 1900 küsürlü yıllarda da Birinci Dünya Savaşı sonrasında da bağımsız bir devlet olarak ne oldu? Kuruldu ve 2011 yılında maalesef Suriye'de çıkan iç savaşla da Türkiye Suriye halkına kapılarını açtı ve hala devam eden bu savaş sonucu bu gönül coğrafyasından ülkemize gelen kardeşlerimiz de ülkemizde yaşamaktadır. Değerli öğrencilerim, bir başka gönül coğrafyamızın örneği İran, Horasan, Türkistan ve Maveraünnehir bölgesidir. Hazreti Ömer zamanında İslam topraklarına katılan İran ve Horasan bölgesi İslam medeniyetinin önemli havzalarındandır. İran, İslam medeniyetine hem kültürel hem de ilmi açıdan önemli katkılar sunan bir coğrafyadır biliyorsunuz. Gene güneşin doğduğu yer anlamına gelen Horasan, Nişabur, Merv, Belf, Herat gibi önemli tarihi şehirlerinde yer aldığı bölge Maveraünnehir bölgesi. Günümüzde Afganistan, Tacikistan ve İran gibi ülkelerin topraklarında yer alan bu bölgedeki nüfusun büyük çoğunluğu da Türklerden
oluşmaktadır. Büyük mutasavvıfımız Mevlana Celaleddin Rumi biliyorsunuz Belh şehrinde doğmuş, daha sonra Anadolu'ya göç etmiştir. Horasan bölgesi özellikle kendine özgü bir tasavvufi anlayışıyla ön plana çıkmış. Anadolu ve Balkanlara gönderilen pek çok derviş buradan hareket ederek İslam'ın geniş coğrafyalara yayılmasına ne olmuş? Vesile olmuş. Yine Türkistan'da bulunan Türk boyları İslam medeniyetinin gelişmesine önemli katkılar sağlamış. Rusya'nın Batı Türkistan'ı, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal ettiği dönemlerde bile bu katkının izlerini bizler ne yapıyoruz? Görüyoruz. Özellikle Orta Asya'nın merkezi bölgesinde yer almakta olan Uygur, Kırgız, Özbek, Kazak gibi birçok Türk boyu bu bölgede yaşamaktadır değerli öğrencilerim. Ve değerli öğrencilerim, kısaca Hint alt kıtasına da değinirsek, Hindistan ve Pakistan'ı kapsayan bu bölge İslam medeniyetinin izlerini taşır. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, Endonezya ve Pakistan'da sonra dünyada en çok Müslümanların yaşadığı bölgedir Hint alt kıtası. Bu coğrafyanın İslam'la tanışması 7. yüzyılda Arap tüccarların bu ülkeye yaptıkları ticari faaliyetler sonucunda olmuştur. Abbasiler döneminde yapılan fetihler sonucunda da İslam Hindistan topraklarında yayılmıştır değerli öğrenciler. Ve Hindistan İslam ile tanışmasının ardından 19. yüzyıldaki İngiliz işgaline kadar Gazneliler ve Babürler gibi Türk İslam devletlerinin egemenliği altında yaşamıştır, kalmıştır. İslam devletleri döneminde yapılan pek çok cami ve mimari eser Hindistan'a zenginlik katmıştır ve Babürler döneminde yapılan ve dünyanın 7 harikasından biri sayılan Taç Mahal Hindistan'daki İslam medeniyetinin eserlerinden en güzel örneklerdendir. Gene değerli öğrencilerim, Anadolu ve Balkanlara da bir göz atarsak 1071 yılında Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferi ile birlikte kapıları Türklere açılan Anadolu, Türk İslam medeniyetinin geçmişten günümüze en önemli havzalarının başında gelmektedir. Yüzyıllar boyunca İslam hilafetinin başkenti olan İstanbul, üç kıtanın birleştiği dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. İslam sanatlarının ve mimarisinin en güzel örnekleri burada verilmiştir. Gene Edirne, Bursa, Konya, Erzurum, Diyarbakır gibi kentler de İslam medeniyetinin önemli kültür, medeniyet şehirleridir. Ve Anadolu'da birçok ilim adamı, fikir adamı, mutasavvıf ve değerlerimiz yetişmiştir. Mesela Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Molla Ferari, Davud-u Kayseri, Aziz Mahmut Hüdayi, Niyazi Misri, İsmail Hakkı, Bursevi gibi ilim adamları, din adamları, mutasavvıflarımız ve 20. yüzyılda Mehmet Akif Ersoylar, Elmalı Hamdi Yazırlar, Nurettin Topçu gibi medeniyetimizin önemli şairleri, ilim adamları, düşünürleri Anadolu coğrafyasında ne yapmıştır? Yetişmiştir arkadaşlar. Gene Anadolu'nun Avrupa'ya uzanan halkası olan Balkanlar, Avrupa kıtasının güneydoğusu ve Anadolu'nun kuzeybatısı arasında kalan bölge verilen isimdir ki Balkanların İslam medeniyetiyle tanışması da Müslüman Türk toplulukların bölgeye yerleşmesiyle başlamıştır. İslam'ın bu bölgede yaygınlaşması Osmanlı zamanında olmuştur. Fetihlerin sonrasında Anadolu'dan getirilen Türkmen boyları bölgeye yerleştirilmiştir değerli arkadaşlar. Evet değerli öğrencilerim, Osmanlı devleti zamanında Osmanlıların İslam anlayışından etkilenen Boşnaklar ve Arnavutlar Müslüman olmuştur. Günümüzde Balkanlarda Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Kosova başta olmak üzere pek çok ülkede milyonlarca Müslüman yaşamaktadır. Ülkemiz özellikle Batı Trakya'da yaşayan Müslüman soydaşlarımızın sorunlarıyla da bir devlet politikası olarak ne yapmaktadır? İlgilenmektedir değerli öğrenciler. Ve Kuzey Afrika ve Mağrip bölgesine baktığımız zaman da Mağrip dediğimiz yer Mısır'dan Atlantik Okyanusu'na kadar uzanan Kuzey Afrika bölgesine verilen isimdir arkadaşlar. Garp kökeninden türetilmiş bir kelimedir Mağrip. Günümüzde bu coğrafyada Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya gibi devletler bulunmakta. Endülüs, İspanya, Mısır'ın batısında yer almasından dolayı Mağrip coğrafyasına ne yapılmaktadır? Dahil edilmektedir. Biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminde bu Kuzey Afrika, Amr bin As komutasındaki
orduyla ne yapılmış? Alınmış. Ukbe bin Nafi komutasında Tunus ve Fas'ı içine alan bölümler ne yapılmış? Fethedilmiş. Burada emirlikler kurulmuş. Osmanlı döneminde Barbaros Hayrettin Paşa'nın 1517'de Cezayir ve civarını İspanyollardan kurtarmasıyla bir süre sonra Cezayir'in tamamı hakimiyet altına alınmış. Osmanlı donanması Turgut Reis komutasında 1551 yılında Trablusgarp'ı ele geçirerek Osmanlı idaresini bütün Libya'ya hakim kılmıştır arkadaşlar. Ve tabii Emeviler döneminde biliyorsunuz Kuzey Afrika'da arkadaşlar Endülüs ne yapıldı? Alındı. Burada da biliyorsunuz Tarık bin Ziyad gemileri yaktı ve Endülüs Emevi Devleti'ni kurdu. Burada da ilim, irfan, kültür hayatını tüm dünyaya, Avrupa'ya buradan yaydı ve değerli arkadaşlar Endülüs medeniyeti aracılığıyla Hristiyan Avrupa daha sonra kendi kültürüyle de Müslümanlar aracılığıyla da tanıştı. Dolayısıyla daha sonrası Hristiyanların bölgeye hakim olması sonrasında da Endülüs'teki İslam medeniyetine ait izleri maalesef silmeye çalışmışlar. Eserleri yok etmişler, camiler ise kiliseye çevirmişlerdi. Müslümanların burada yaşaması da mümkün olmadığından dolayı buradan ayrılmak zorunda kalan Müslümanlar ve Yahudiler Osmanlı gemileriyle Anadolu'ya ve Afrika'ya ne yapmışlar? Taşınmışlardı değerli arkadaşlar. Özellikle Endülüs Emevi Devleti'ndeki Kurtuba Camii önemli mimari eserlerden biri olarak karşımıza çıkmakta. Ve günümüze kadar ulaşan Elhamra Sarayı da bunların en önemli örneklerinden olarak günümüze gelmiştir. Gene bu topraklarda İbni Hazm, İbni Rüşd ve İbni Arabi gibi şahsiyetler de bu topraklarda yetişmiş ve yaşamıştır kıymetli öğrenciler. Evet, kıymetli öğrencilerim, böylelikle bir dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde gönül coğrafyamız üzerinde durduk ve gönül coğrafyamızdaki bölgeler üzerinde durduk. Hepinize dersimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu takladığınız için şimdiden teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kanalımızdaki diğer 9. sınıf derslerinizle ilgili videoları da izlemeyi unutmayın. Bu videolara oynatma listelerinden ve ana sayfamızdaki videolar bölümünden ulaşabilirsiniz. Peki, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.